Merhaba arkadaşlar, yeni bir AutoCAD videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle AutoCAD'de mirror, aynalama komutu nasıl kullanılır, kısa yolu nedir, aynalama yaparken yazılarımız da aynalı olarak, mirrorlu olarak dönüyor, bu sorunu nasıl çözeriz, bunların hepsini uygulamalı olarak göreceğiz. AutoCAD dosyamı açtım ben, PL Enter ile polyline çiziyorum. Bir adet benim polyline'im olacak. İstersek böyle de çizebiliriz. ESC ile komuttan çıktım. Ben bu çizgimi belli bir çizgi etrafında aynalamak istiyorum. Bunun için tekrardan polyline enter diyorum. Ortaya da bir tane F8'e basarak bir referans çizgisi attım. Bunu yapmasak da olur. Sadece aynı oranda attığını size gösterebilmek için bu işlemi yapıyorum. Mirror komutumuzun kısa yolu MI. MI'ye basarak burada sol altta da görebileceğimiz gibi mirror komutuna girebiliyoruz. İstersek mirror olarak da yazabiliriz. Mirror yazdıktan sonra burada gördüğümüz gibi karşımıza çıkıyor. Mirror komutuna girdik. Nesnemi seçtim. Mouse'un sağ tuşuna basarak seçimi onayladım. Bu çizginin herhangi bir yerinde seçebilirim. Bu benim eksenim. Bu eksen üzerinden mirrorlama işlemi yapacaktır. Eğer F8 yine açılıysa mirror işlemini tam karşı tarafına yapacaktır. İstersek de mirror'ı açılı da yapabiliriz bu eksen etrafında. Ben bu çalışmada tam 180 derecesine mirror işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Ve bana bir soru soruyor. Mirror Erase Search Objects. Ana kaynak dosyasını silmek istiyor musun? Yani bu objeyi silmek istiyor musun diyor. Ben hayır diyorum bu çalışmada. O yüzden silme işlemini gerçekleştirmedim. Aradaki farka bakabilmek için Home menüsü altından Animation'ın orada Linear kısmı var. Buradan gelip ölçersek ve tekrardan Enter'a basarsak yeniden aynı komuta giriyoruz. Seçiyorum, aşağı indim. Ne kadar geldi? 552.49. 552.49. Yani aynı oranda birbirini mirrorladı. Bu ölçüm ile ilgili de bir detaylı video hazırlamıştık. Onu da şu anki YouTube kartlardan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Mirror efekti seçtiğiniz eksen boyunca aynı oranda karşı tarafa mirrorlama işlemi yapıyor. Bu ikisini seçiyorum. Enter kısa yol tuşuyla silme işlemini gerçekleştiriyorum. Ben burada mirror yaparken no demiştim. No diyerek de bunun ana objenin silinmesini istememiştim. Eğer ben bunu dersem ve tekrardan MI enter veya da kısa yoluyla girmeyelim. Bu sefer home menüsü altından modify panelinden mirror kısmına gelerek yapalım. Buradan da yapabiliriz. Seçiyorum. Sağ tık yapıyorum. Herhangi bir yere tıklıyorum. Şu an benim için bu çizgi artık önemli değil. Diyorum ki şu noktaya göre beni mirror işlemini yap. F8'e bastım. Tam karşılığına geldi. Bir yere tıkladım klavyede. Bu sefer de ana obje dosyası, ana objem silinsin mi silinmesin mi? Eğer yes dersem bu sefer ana objem silinmiş oldu. Mirror işlemi ana mantığı bu kadar basit. Yes no ile alt başlıklarıyla ana objeyi silelim mi, silmeyelim mi? Belli bir çizgi belirliyoruz. Bu çizgiyle işlemimizi karşı tarafa aynalama şeklinde yapıyoruz. Daha farklı bir şekil çizebiliriz. Bir tane circle çizebiliriz. Circle'ı da buradan diyelim ki eksenden bölelim herhangi bir yerinden. TR enter diyelim. Trim işlemini gerçekleştirdim. Objelerimi seçiyorum. Sağ tık yapıyorum. Bu kısmı siliyorum. Enter diyorum. Ve şuraları da trim. Enter dersem her şeyi bu sefer kesişen her şeyi trimlememizi sağlıyor. Seçtim. Trim Extent ile de daha önce detaylı bir video çekmiştim. O videoda YouTube kartlardan ulaşabilirsiniz. Ben bir de text ile yazı yazmak istiyorum. Geliyorum. Seçtim. F8'e bastım. Basmaya da biliriz. Buraya tasarım yazalım. Tasarım yazdık. Herhangi bir yere tıkladık. ESC'ye bastım. 90 döndü. Hiç sıkıntı değil. Rotate diyorum. Seçtim objemi. Herhangi bir yere tıkladım. Yukarı tasarımı attım. Scale diyorum. Scale'e tıkladım. Yazımı seçtim. Mouse'un sağ tuşuna tıkladım. Geldim buraya. Nokta 1 diyorum. Nokta 1 oranında yazımı küçülttüm. Hatta scale diyerek seçtim. Tekrardan herhangi bir nokta seçtim. Nokta 3 diyerek. Scale ile ilgili de detaylı bir video çekmiştik. Onu da YouTube kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi ben burada mirror işlemini bu sefer yazıyla birlikte mirror yapacağım. O yüzden tekrardan objemi seçiyorum. Herhangi bir yer seçiyorum. F8'e açık olduğu için bir daha basmama gerek yok. No diyorum ve tasarım yazısı birebir
karşılıklı olarak geldi. Bazı arkadaşlara şöyle bir sıkıntı olduğunu duyuyorum. Bu yazıda ters döndüğünü söylüyor. Şu an ben de düzgün çalışıyor. Kısa yolumuz mirror txt. Bunu yazıyoruz mirror txt'ye, enter'a basıyoruz ve burada bende şu an 0 olarak gözüküyor. 0 olunca birebir aynı şekilde mirrorlama işlemi yapıyor. Fakat biz buraya gelip bir değerini verirsek, enter'a basarsak bu sefer bunların mirrorlama işlemindeki yazımızı ters yazacaktır. MI enter diyorum. Seçiyorum objemi. Herhangi bir yeri seçiyorum. Tıkladım. No enter dedim. Mirror işlemi yaparken yazıyı da mirrorluyor. Bu hiç istemediğimiz bir durum. Bu durumdan kurtulmak için mirror text'e gireceğiz. Mirror text enter. Bunun ayarını 0 olarak yazıp enter'a basıyoruz. Yazılarımız birebir aynı şekilde kalacaktır ne kadar mirror yapsak da. MI enter şu ikisini seçiyorum. Bu sefer de yukarıya mirrorlamak istiyorum. Ana objelerim kalsın. No enter diyorum. Gördüğünüz gibi burada yazım neyse kaldı. Fakat eğer bunun değeri 1 olduğunda tasarım yazısını ters olarak görmekteyiz. Bu videoda sizlerle mirror nedir? Aynalama efekti nedir? Bunların kısa yolundan bahsettik. Nasıl bu komutu kullanacağımızdan, ana kaynak objemizi silip silmeyeceğimizden ve sorun olan yazıların ters dönmesini neden kaynaklandığını ve nasıl çözeceğimizi hep birlikte öğrenmiş olduk. Her videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorumlarda daha farklı hangi AutoCAD videoları çekmemizi istiyorsanız bunu belirtmeyi, kanalımıza aboneyseniz bildirimleri açarak yeni çıkan videolardan hemen haberdar olmayı, eğer abone değilseniz de abone olmanızı bekliyorum.